neler yapmanız gerekli onu anlatacağım ben şimdi size. Öncelikle arama motorundan harici disk bölümünü harici disk yazıyorsunuz arama motoruna. Benim Almanca kullandığım için bilgisayarı Festplatte yazıyorum. Burada ilk çıkan harici disk hizmet programına tıklıyorsunuz. Ve daha sonra karşınıza çıkan pencerede sol kısımda 500 GB'lık benim Mac'imin iç dahili diski ve az önce taktığım harici diskim yer alıyor. Burada tabii ki harici diskimizi seçiyoruz. Üzerine tıklıyoruz ve buradan çıkan pencerede sil bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza format ve isim çıkıyor. Buradan format olarak macOS Extend Journal seçiyoruz ve herhangi bir isim veriyoruz diskimize. Ben VD olarak tercih ettim. Daha sonra isminizi yazdıktan sonra güvenlik ayarları bölümünden en hızlı ve en güvenli bölümünde birini seçiyoruz veya ortasını da seçebiliriz. Tabii burada diskimiz boş olduğu için en hızlı bölümünü seçmeniz doğru olacaktır. Zaten pek bir şey fark etmiyor. OK tıklıyoruz. Daha sonra sil bölümüne tıkladığımızda karşımıza bir soru çıkacaktır. Silmek istediğinizden emin misiniz diye. Eğer diskinizde belli bir şey, herhangi bir dosya, belge varsa bunu yedeklemenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer silme tuşuna basarsanız bütün diskinizde kayıtlı olan bütün bilgiler silinecektir. Evet, sil bölümüne bastığımız zaman işlemimiz tamamlanmış olacaktır. Daha sonra formatladıktan sonra diskimizi bölmelere şu an görmüş olduğunuz üzere ben 3 bölmeye ayırdım diskimi. Siz de bu bölme kısmından diskinizi bölmelere ayırabilirsiniz. Mesela ilk bölüm için ben macOS'u seçtim. Yani macOS olarak isimlendirdim. Bunun için ne yapıyorsunuz? Buradan aktüel kısmına aktüel bölümden 16 tane bölüm var. Bu bölümlerden istediğiniz kadar bölüm seçebiliyorsunuz. Benim size tavsiyem tabii ki 3 bölüm olacaktır. Sizin tabii nasıl, sizin herkesin kendi zevkine göre. Ben birinci bölümde mesela Mac'imde kullandığım dosyalar, belgeler için tabii Mac'inizde ve kullanacağınız dosyalar daha fazla olduğu için bu bölümü daha büyük tutmanızda fayda vardır. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Şu aradaki bölümü tıklayarak aşağı yukarıya hareket ettirerek bölmelerin büyüklüklerini ayarlayabiliyorsunuz. Evet, birinci bölümü seçtik mesela, tıkladık buraya. Bundan sonra format kısmından ise macOS Extend bölümünü seçiyorsunuz. Neden? Çünkü Mac dosyalarını kullanacaksınız ve Mac dosyalarını kullanmak istediğiniz için macOS'u seçiyorsunuz. İkinci bölümde ise herhangi bir isim verip format olarak MS-DOS FAT bölümünü seçiyorsunuz. Bunu seçerseniz eğer hem Mac'te hem Windows'ta kullanabileceğiniz dosyalar için kullanabilirsiniz. Hem Mac hem Windows üzerindeki dosyalar için çalışabilirsiniz. Dosya üzerinde çalışabilirsiniz. Üçüncü bölümde ise tekrar yine MS-DOS FAT bölümünü seçiyorsunuz. Daha sonra Unwind'in tuşuna basarak bu işlemleri bitirdikten sonra yani uygulama kısmına tıklayarak işleminizi bitirmiş oluyorsunuz. Tekrar karşınıza bir bölüm çıkıyor. Soru emin misiniz diye. Evet, bölmeye eminim diye tuşlayarak işleminizi bitirmiş oluyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.